Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Ekim 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, Ekim önemli bir ay. Ekim ve Kasım tutulmalar yaşayacağız ve tutulmalar önümüzdeki 6 ayı önemli ölçüde etkileyecek. Bu ay Koç burcunda bir dolunayımız var. Akrep burcunda bir güneş tutulması var. Mars gerilemesi başlıyor ve Merkür artık ileri harekete dönüyor. Evet, detaylara bakalım. Güneş ve Venüs ayın 23'üne kadar Terazi burcunda olacak sevgili oğlaklar. Kariyer konularınız aslında bu ay olumlu. İş konularınız, genel statünüz, toplumdaki duruşunuz, gelecekle ilgili bazı beklentileriniz, projeleriniz, genel sorumluluk ve görev alanlarınızda destekler alıyorsunuz. Buradaki Venüs iyicil etkiler getiriyor. Üstlerle ilişkileriniz, aile büyükleriyle ilişkileriniz daha olumlu ilerleyebilir. İş arayan oğlaklar için fırsatlar var. Özellikle bu Terazi geçişiyle beraber, Venüs'ün desteğiyle beraber iş ve kariyer konularında önemli destekler alabilirsiniz. Ayın 9'unda, 9 Ekim'de 16 derece Koç burcunda dolunay meydana gelecek. Öncü burçlarımızı etkileyen bir dolunay. Siz de bir öncü burçsunuz. Bu dolunay önemli. 4. evinizde meydana gelecek. Şiron'la birleşiyor. Bu dolunay sırasında aslında bir tamamlanma, bir farkındalık süreci de var. Yani hem hayattan beklentileriniz, gelecek hedefleriniz, hem de içinde bulunduğunuz ailevi koşullar, özel hayatınızla kariyer hayatınız arasında bazı çelişkiler olabilir, gerilimler olabilir tabii ki. Ama özellikle ailevi konularda bir sorununuz varsa hani bunun çözümlenmesi olabilir. Ebeveynlerle ilgili sağlık sorunları olabilir. Şiron var çünkü burada işin içinde. Ebeveynlerinizin hayatı, İşte onların düzeniyle ilgili konular çok gündeme gelebilir. Ya da sizin yaşam alanınız, ev yuva temalarında dönüşümler olabilir. Bu bir yer değişimi, bir taşınma olabilir. İşle de bağlantılı olabilir. Örneğin bir işe girdiniz. Bununla ilgili yer değiştirmeniz de gerekebilir gibi. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarında mı? Eğer böyleyse bu tutulma sizin için çok daha önemli olacaktır ve belirleyici olacaktır. Biraz daha ailevi konularda hassas olabileceğiniz bir tutulma ama kariyer konularına daha fazla destek alıyorsunuz. Mesela çok istediğiniz bir işe girdiniz ama başka bir şehirde, kariyerinizi destekleyen bir durum ama işte sevdiğiniz evden ayrılmanız gerekiyor ya da aileden biraz uzaklaşmanız gerekiyor gibi durum olabilir. Evlilikle ilgili konularda da etkiler var. Mesela evlenerek de kariyerinizde bir dönüşüm olabilir. Yer değişiklikleri olabilir. Bir yuva kurabilirsiniz. Aileden yine bir ayrılış olabilir ama ayrılıklar da olabilir. Yani bir evliliğin bitmesi, boşanma gibi bir konu da olabilir. Bu da tabii ki genel düzeninizde bazı dönüşümler getirebilir sevgili oğlaklar. Bu etkiler ayın 25'ine kadar olan yeni ay döngüsüne kadar devam edebilir. Ve burcunuzdaki Plüto yine 9 Ekim'de tam dolunay döneminde artık geri hareketini bitirecek ve ileri harekete dönecek. Dolunayda zaten durağan bir Plüto var ki bu çok güçlü bir etki oluşturabilir sizin üzerinizde. Plüto güç demek, aynı zamanda güçlü bir dönüşüm enerjisi. Yani biraz hayatınızda durup bir şeyleri fark etme, izlemek için de size bir fırsat veriyor. Önemli bir döngü olabilir hayatınızda bu dolunayla beraber. Plüto 2008'den bu yana burcunuzda ve sizi çok değiştirdi, dönüştürdü. Hayatınızda zaman zaman krizler getirdi, bitişler, sıfırdan başlamalar söz konusu oldu. Artık Oğlak burcundaki yolculuğunu tamamlamak üzere çok az kaldı. 2023 Nisan ayıyla beraber Kova burcuna merhaba diyecek. Şimdi bu dönem ileri harekete dönerek belki son yıllardaki bazı süreçlerinizi daha güçlü bir şekilde ele almanızı ve bu farkındalıkla beraber hayatınızda daha güçlü kararlar almanızı, dönüşümler yapmanızı sağlayabilir. Bir yandan sizin gücünüz artıyor, otoriteniz artıyor ama bir yandan da hayatınızda gerçekten baş etmeniz gereken çok yorucu koşullar da olabiliyor sevgili oğlaklar. İşte sorumluluklar artabiliyor. Özellikle üstlerle, aile büyükleriyle, otorite kavramlarıyla ilgili konular hayatınızda çok gündem oluşturmuş olabilir. Biraz baskılar, manipülatif durumlar da artabilir. Bu maddi ya da manevi her alanda baskılar, manipülasyon, manipülatif durumlar zorlayıcı olabilir. Bu konulara da dikkat çeken bir dönemdesiniz. Merkür retrosu tamamlanıyor. Merkür artık 2 Ekim itibariyle ileri harekete dönecek. Önce Başak, ardından Terazi burcunda olacak. 11 Ekim'de Terazi'ye geçiyor. Gölge günlerinin tamamlanması ay ortalarını bulabilir. Ay ortalarından sonra hızlanacak ve çok güçlü olmaya başlayacak. Ve bu dönem özellikle Eylül ayında yarım kalmış, ötelenmiş, ertelenmiş konular varsa, ki bunlar işte eğitim olabilir, akademik konular, bazı hukuksal işleriniz, yurt dışı seyahatleri veya yurt dışı bağlantılı konular, ticari konular da olabilir, işte kariyerinize ait konular olabilir. Bunları daha hızlı ay ortalarından sonra ele alabilirsiniz, tamamlayabilirsiniz. İletişim gücünüz de artacak. Yazılı, sözlü her alanda kendinizi iyi ifade edebilirsiniz ki bu tabii ki sizi sorumluluklar alanında, görev alanlarında, kariyer alanlarında destekleyecek sevgili oğlaklar. 23 Ekim itibariyle Güneş ve Venüs Akrep burcuna geçiyor ve 25 Ekim'de Akrep burcunun 1 derecesinde yeni ayla birlikte Güneş tutulması yaşayacağız. Bu güneş tutulması sadece bu ayla sınırlı değil. Nisan sonlarına kadar önümüzdeki 6 ayı etkileyen bir tutulma. Akrep Boğa aksındaki ay düğümleri geçtiğimiz 2021 Kasım'ından bu yana aslında sizin de 5. ve 11. evlerinizi şekillendiriyor. Her 6 ayda bir tutulma yaşanıyor ve 2023 sonlarına kadar devam edecek. Bu tutulma 11. evinizde. Güneş tutulmaları yeni başlangıçlar da demektir. Yani bu yeni bir proje, yeni bir iş olabilir, yeni bir grup, özellikle yani ekip çalışmaları, işte gruplar, organizasyonlar veya toplumsal bazı faaliyetler içinde destekleyen bir tutulma. Venüs ile birleşiyor. Venüs olan yerde bir ilişki olabilir, bir arkadaşlık, bir tanışma, sosyal bir etkinlik veya tabii ki para, maddi konularda fırsatlar olabilir. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle doğum haritanızda sabit burçlarda 0 ile 5 derece arasında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu tutulmadan bireysel olarak daha güçlü etkiler alabilirsiniz sevgili oğlaklar. Ve 2022'nin en önemli gezegen hareketlerinden biri Ekim'de başlıyor sevgili oğlaklar. 29 Ekim'de Mars İkizler Burcu'nda gerilemeye başlayacak. Biliyorsunuz Ağustos ayından bu yana Mars İkizler Burcu'nda transitte ve uzun süre kalacak 2023 Mart sonlarına kadar. Her 2 yılda bir Mars gerilemesini yaşarız. Bu sefer İkizler Burcu'nda olacak bu. 29 Ekim'de başlayacak. 13 Ocağı kadar devam edecek. Sizin 6. evinizde olacak. Mars gerilemeleri kişisel ve toplumsal alanlarda biraz zorlayıcı ve dikkat edilmesi gereken süreçlerdir. Çünkü Mars enerji demek, girişkenlik, işte cesaret, mücadele, savaş, eylem anlamına gelir ve Mars gerilerken bu konular biraz daha zorlanır, kısıtlanır. En azından enerjimizi kontrol etmekte zorlanırız. 6. evinizde olacağı için günlük hayatınız, iş hayatınız, mesleki konularda bazı sıkıntılar olabilir. Mesela beraber çalıştığınız kişiler, hizmet aldığınız kişiler, yanınızda çalışan kişiler, bunlarla olan ilişkilere dikkat edin. İşte zorlanmalar olabilir, kontrol edemeyeceğiniz durumlar olabilir. Sağlığınıza dikkat edin. Çünkü 6. ev sizin sağlık eviniz. Sağlık konularında sıkıntılar, özellikle solunum yolları, işte akciğerler, bulaşıcı hastalıklar, kazalar, sakarlıklar. Buralarda biraz sıkıntılı olabilir. Enfeksiyonlara daha açık olabilirsiniz. Evcil hayvanlarınız biraz zarar görebilir. Evcil hayvanlarınızın sağlıklarına da özellikle dikkat etmekte fayda var sevgili oğlaklar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.